Merhabalar. Bu dersimizde ana kondanın kurulumunu göreceğiz. Önce internet tarayıcımıza download anaconda yazıyoruz. Ardından anaconda.org'a geçiş yapıyoruz. Burada download anaconda ile şu bölüme giriyoruz. Burada download düğmesine tıklayıp işletim sistemlerimize göre hangi se bize uygunsa bunu indiriyoruz. Şuna dikkat edin. İşletim sistemimizin kaç bit olduğuna bakın. Bunu öğrenmek için şöyle yapıyorsunuz. Bilgisayara sağ tıklayıp özellikler, ardından burada sistem türü 64 bit veya 32 bit olduğu size söyler. Siz de buradan ona göre benim 64 bit tıklıyorum ve indiriyorum. Ben bunu daha önce indirdiğim için şu an devam etmeyeceğim. Ben de zaten kurulu. İndikten sonra çalıştır'a tıklayacağız. Ardından next. I agree. Şimdi burada şunu soruyor. Bunu sadece şu anki kullanıcı için mi veya tüm kullanıcılar için mi? Tüm kullanıcıları seçtiğinizde admin yetkisi isteyecek. Next diyeceğiz. Evet, izin veriyorum. Hedef klasör nereye kuracaksınız orası. Ben bunu C'nin altında anaconda 3 klasörüne kuracağım. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Hatta daha önce ben bunu kurmuş olduğum için şurada anaconda 3 klasörü var. Buraya şimdilik 4 yazayım. Anaconda 4'ün altı, C'nin altı anaconda 4 klasörünü kursun. Next diyorum. Buradaki önemli nokta şu iki seçeneği de işaretlemeniz gerekiyor ve tamam deyin. Eğer şu üstteki seçeneği işaretlemezseniz daha sonra siz bunu Python yorumlayıcımızı ve anaconda içine gelen uygulamaları komut satırından çalıştırmaya çalıştığımızda çalıştıramayacağız. Çünkü bunu sistem değişkenleri olarak bu pet olarak eklemiyor. Install dediğimizde kurulum başlayacak. Biraz uzun sürebilir. Dert etmeyin. Şimdi ben bunu devam ettirmiyorum. Ben de kurul için cancel diyeyim. İptal edeyim. Şimdi nerede kurulu gidip bakıyoruz. Bilgisayar. C. Anaconda 3'ün altında. Gördüğünüz gibi dosyalarımız gelmiş. Python exe, Python yorumlayıcımız. Biz burada scripts klasörünün altında anaconda navigator exe'yi açalım. Anaconda şu arkadaşlar, Python yorumlayıcısı, IDLE ve Jupyter Notebook gibi uygulamaların hepsinin bir arada geldiği bir paket uygulama. Biz bunu kuruyoruz ve uygulamamızı bunun üzerinden devam ettireceğiz. Şimdi bizi biraz bekletiyor. Bekleyelim hemen. Gördüğünüz gibi şu an Anaconda ile kurulu gelen uygulamalar, JupyterLab, Notebook vesaire bunlar geliyor. İsterseniz Launch deyip buradan çalıştırabilirsiniz. İndirmek istiyorsanız başka şeylerde şu şekilde install'a basıp kurabilirsiniz. Burayla çok bir işimiz yok şu an. Yes diyelim. Bakalım komut satırını bir açalım. Komut araya komut istemi yazıp açarsanız buraya gelip Python dediğimizde gördüğünüz gibi Python yorumlayıcısı çalışıyor. Ben buradan print merhaba dediğimde ekrana merhaba yazdığını görüyorum. Ama şu an ben bununla uğraşmayacağım. Exit fonksiyonuyla buradan çıkıyorum. Ben şunu yapacağım. Kodumu burada yazmayacağım. Kodumu Jupyter Notebook'ta yazacağım için yine komut sistemini açayım. Buradan göstereyim direkt. Hatta buradan açmayalım. Şu başlat Windows düğmesine basıp R tuşuna bastığımızda bir çalıştır geliyor. Buraya ben cmd yazıp enter'a bastığımda bana yine komut sistemi geliyor. Ben burada Jupyter Notebook yazıp çalıştırdığında bu benim bilgisayarımda şuradan bakalım. Nerede? Şu adreste. Localhost yani benim yerelde 8889 portunda yayın yapan sanal bir sunucum oluyor. Şu adresi kendim de kopyalayıp açarsam bakın şurada kendi açtı zaten. Hangi varsayılan tarayıcınız neyse onda otomatik olarak açıyor. Görebiliyorsunuz. Ben de buradan kendimi kopyalayıp adres hatını açılmazsa yapıştırıp açabilirim. Bunu kapatmamanız gerekiyor. Jupyter Notebook şu an kullanırken onun kapalı olmaması gerekiyor. Yakınlaştırdım şöyle.
Şu an ben buradan desktop masaüstünü seçiyorum. Burada yeni bir klasör oluşturmak istersem New Folder seçeneğini kullanıyorum. Tabii bizim şu an hata vermiyor aslında. Şu an bekliyoruz. Creating New Directory diyor. Kuruldu. Tıklıyorum buna. Rename dedim. Adını da deneme diyorum. Daha sonra deneme klasörüne giriyorum. Bakalım masaüstünde bir deneme klasörü oluşturulmuş. İçi boş. Gidelim yine buraya. Burada new Python 3 diyorum. Şuradaki untitled yere tıkladığımda adını değiştiriyorum. İlk uygulama. Burada iki seçenek var şu an bizim daha çok kullanacağımız. Code ve Markdown. Kodu seçtiğinde bildiğimiz kod, yorumlanacak bir kod. Ama Markdown açıklama için kullanılır. Merhabalar. Bu bizim ilk dersimiz. Şimdi bu gördüğünüz şu yer bir hücre. Ben bunu arttırmak için, bir eklemek için şuradaki artı düğmesine basıyorum. Varsayılan olarak şuradaki tipik kod geliyor. Eğer kod yazacaksanız, kod değiştirmek isterseniz şöyle Markdown yapıyorsunuz. Ama ben bunu koda çeviriyorum. Print merhabalar dediğimde ekrana merhabalar yazıyor. Jupyter Notebook uygulamamda gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntım yok. Bu dosyaları önce bu kendi zaten otomatik kayıt alıyor. İsterseniz siz bunu farklı da kaydedebilirsiniz. CTRL-S'ye basıp kaydedebilirsiniz. Denemeye geldiğimizde klasörün içine bakın. İlk uygulama nokta IPYN ve IPython Notebook diye gösteriyor. Bunu da isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kodlarınızı yazdınız. Teşekkür ediyorum. Kurulumumuz bu kadar.